Gölhisar, Akdeniz bölgesinin göller yöresindedir. Burdur ilinin ikinci büyük ilçesidir. Batı Toroslar'ın eteklerinde, Çayı'nın su toplama havzasında kurulmuş, 1953 yılında ilçe olmuştur. Fethiye-Pamukkale tur yolu üzerindedir. Güre dağlarının güney yamaçları, halk arasında Gölhisar Çukuru olarak anılan bir tek ovanın kenarındadır. Antalya, Muğla, Denizli ve Burdur illerinin ortasında yer almaktadır. İç ve Orta Anadolu ile Ege'yi birbirine bağlayan konumuyla tarih boyunca canlı bir siyasi kimliği temsil etmiştir. Gölhisar iki belde ve 11 köye sahiptir. Göller bölgesinin tarihe ışık tutan ilçelerinden olan Gölhisar, tarih ve kültür yapısıyla dikkat çekiyor ilçe halkının kültür ve gelenekleri, eğitimde yakalanılan başarı, doğası turizminin yanı sıra Gölhisar Kibirya antik kentiyle de anılıyor. Gölhisar'ın çok canlı bir sosyal hayata sahip olmasında sulama barışının, gölünün, yaylalarının ve piknik yerlerinin önemi kuşkusuz çok büyüktür. Buralara dinlenme ve gezi amacıyla gelenler kısa sürede yöre insanıyla kaynaşır. Yaylaları yoğun iş ve günlük yaşam mücadelesinde yorulan beyinlerin, sahilin sıcaklarından kavrulan bedenlerin buluştuğu yerlerdir. Gölhisar adını göllerden almıştır. Önceden bu alan büyük ölçüde gölmüş. Gölhisar ilçesi tarih ve kültür birikimiyle bölgenin parlayan yıldızı. Gölleri, çörek otu kahvesi, et kavurması, antik kent olan kibirasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gölhisar eğitim konusundaki başarılarıyla son yıllarda da gündemde. İlçe halkı misafirperverliği ile anılmaktadır. Buranın meşhur çörek otu kahvesi var gelen misafirlere bu kahveden takdim edilir. Yemek kültürü olarak da et kavurmamız meşhurdur. Konumu itibariyle geçiş bölgesinde bulunan Gölhisar, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında değişken bir yapıya sahiptir. Mevsimsel geçiş iklim tonları az olup rakımsal özelliğine bağlı olarak Gölhisar Çukuru'nun kışın rüzgarsız ve sıcak, mikroklima özelliğe sahip olduğu, yazı ise karasal rüzgar döngülerine bağlı olarak serin olması bölgenin ve ilçenin değerini arttırmaktadır. Korkuteli, acı payam arasındaki yoğun oksijenli bölgenin ortasında olması iklimsel değerini arttırmaktadır. Etrafını çepeçevre saran dağları, Makiliklerden sonra karaçam, kızılçam, sedir, ardıç, akça ağaç ve meşeliklerle kaplıdır. Böğrü delik, koca yayla, koz pınarı, armutlu ve yusufça yaylaları önemli yaylalarıdır. Yaylalar diyarı olan Gölhisar, yaz aylarında sıcaktan ve şehir gürültüsünden bunalan insanlara kucak açmaktadır. 2009 yılından itibaren Özellikle Antalya, Denizli ve Muğla illerinden yaylalarımıza turlar düzenlenmektedir. Gelecekte yayla turizminin merkezi olacak konumdadır. İlçe merkezi ve köylerinde el sanatlarının en güzel otantik örnekleri var olmakla birlikte halen yapılmaktadır. Gölhisar yemek kültürü bakımından et yemekleri başta olmak üzere önemli bir zenginliğe sahiptir.